Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul uzama, uluğlarının sırları deb nomlanadigan dersimizning navbatdagisi. Bugün İmam Tabari rahmetullahi aleyhi haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Biz bu derslerimizde ümmetning uluğ kişilerini, hayotini, siyratlarini o'qib o'rganyapmiz. Tarixda o'zlarini izini qoldirib ketgan kishilar. Bu ulug'larimizning siyratini faqat o'qib qo'yishligini bir qator ko'zdan kechirib qo'yishlikni qasd qilmadik. Maqsadimiz bundan kattaroq. Ularni mana shu maqomga, mana shu martabaga olib chiqqan sabablar, omillar shuni o'rganmoqchimiz. Bugungi darsimiz ummatning buyuk olimlaridan, ulug' mufassirlardan Imom Abu Ja'far At-Tabari haqida. Imom Tabari Abbosiylar davrida yashagan 224-310 yillarda u kishi xalifa mutavakkil zamonida tug'ildi va bir qancha xalifalarga hamasili bo'ldi. Muntasir, Musta'in, Mu'taz, Muhtadi, Mu'tamid, Muktafi billah mana shu xalifalarga hamasil bo'ldi. Xalifa Muqtadir davrida vafot etdi. Albatta bu davr birodalar islom ummatini ilmiy hayoti juda ham rivojlangan davr edi. Ha bu Harun ar-Rashid davrichalik emas. Harun ar-Rashid davri Abbosiylar mamlakatining eng rivojlangan davri edi. Lekin nima bo'lganda ham Imom Tabari yashagan zaman ilm, fan, ma'rifat rivojlanib taraqqiy topgan davr ekanligida shubha yo'q. Bu paytga kelib ilmiy yo'nalishlar aniqlangan. Fiqh yo'nalishi, aqida yo'nalishi, sirat, aqida, hadis, nahv ilmi sihoh sitta jamlanib bo'lgan. Boshqa sunan kitoblari jamlanib bo'lgan. To'rala mazhab shakllanib bo'lgan. Va tinchlik zamoni bo'lgan. Imom Tabariyni mana shuning martabaga chiqishligiga sabab bo'lgan omillardan bittasi siyosiy barqarorlik, tinchlik. Musulmonlar yurtida tinchlik bo'lishligi faqat islom va musulmonlarning foydasiga bo'ladi. Musulmonlar yurtida tinchlik yo'q bo'lib fitna bo'lishi, urush janjallarda bo'lishligi faqat dinimizni dushmanlarining foydasiga bo'ladi. Shuni ikki quloqimizdan yaxshilab eshitib olaylik. O davrlarda birodarlar xotirjamlik bor, yo'llar xotirjam, shuning uchun talibi ilmlar safar qilishligi ham bemalol bo'lgan. O davrlarda birodarlar ilm asosan masjidlarda berilgan. Katta jome masjidlarida shayxlar o'tirgan, u burchakda bitta shayx aqidadan dars beradi, bu burchakda bitta shayx tafsirdan dars beradi. Burchak-burchakda ustunlarda oldida halqalar bo'lgan, mana shunday bir ilm tarqatilgan. O davrda Bag'dod va Damashq shahrining jome masjidlari hozirgi universitetda o'nidagi maskanlarida. Maydoni keng bo'lganligi uchun juda ko'p xalqalarni o'zlariga sig'dira olar edi va o'sha zamondagi kibor olimlar talibi ilmlarga ilm tarqatar edi. Endi mana shunday shart-sharoit bo'lgandan keyin albatta ummatda ilmiy, ma'rifiy, saqofiy darajasi yuksaladi. Albatta bunaqa sharoitda ulug' odamlar yetishib chiqadi. Nima uchun hozir shunday bir ilmiy taraqqiyot yo'q musulmonlar orasida? Nima uchun mana shunday bir ulug' insonlar yetishib chiqmayapti? Sabablari bor. Shulardan bittasi odamlarda tushuncha, fikrlari, g'amlari u davrdagi odamlarnikida ham emas. Hozir birinchi g'am nima? Pulda. Endi puli bor odamda dalchi g'am nima desa, yana pulda. To'g'rimi? Yoshligini pulga sarflagan, sog'ligini pulga sarflagan. Endi kasal bo'lgandan keyin o'sha sog'lig'iga qatashlik uchun pulni sarflaydi, banisaga borib oladi. Demak, birinchidan odamlarda tushunchalari, fikrlari, o'lchovlari noto'g'ri. Undan keyingi sabablardan bittasi odamlarda ilmga bo'lgan rag'bati yo'q. Va ilmga odamlarda rag'batlantirishlik, shijoatlantirishlik ham yo'q. Qo'y, o'qib nima olarding, bolam? Bor. Qo'yda hayda. Molda hayda. Bor, hunarni qil, pul top, jon akalar, ukalar. Erkak kishi bo'ldiga, alhamdulillah. Bu bizning rizqimiz edi. Palonchi voyda bolasi bo'ldiga, bu ham rizqimiz edi. Bunda bizning ixtiyorimiz yo'q edi. Xuddi shunga o'xshagandek, rizqimiz ham bizning ixtiyorimizda emas, qancha bo'lishligi. Siz ilm bilan shug'ullansangiz ham o'sha rizq yeysiz. Pulni ketidan kalla urib qo'yib olasiz ham shuni rizq yeysiz. Bir sababini qilib qo'yib ilm bilan shug'ullansangiz ham shuni yeysiz. Shuni aytayapmiz-ku, tushuncha noto'g'ri deb. Imom Tabariyning to'liq ismi Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn G'olib at-Tabari.
künyesi Abu Cafer. Bana şu künyesi bile maşgul bugün, İmam-ı Tabari üylenmeyen buradalar. İhtimal ki bana şu üylenmeyenliği, o kişinin fakat ilim bile maşgul buluşuğu sebep bugündür. Huddu İmam-ı Nevevi'ye okşar. Elbette üylenmezlik, bu Peygamberimizin sünnetliği hılaf-ı şekerler, üylenişlik gerek. Ama bu kişiler üylenmeyeni yerleşe ne madara kıyanırken. İmam-ı Tabari üylenmeyen, onda kendi kılıp Abu Cafer deyen künyeye gibi oldu. Bolası yine sıfat kılınadı. Katta farzandaki Abu Fulan deyildi. Polonçin o. Otası deyildi. Abu Ahmet dese Ahmet de otası. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni bir adamga künye berişlik, sünnet ekenliğini bildi, hadisini okudu. Özüge Abu Cafer deyen künyeni kabul kıldı. Çünkü Peygamberimiz yaş balları giyen Abu Fulan, mesela Abu Hurayra. Müşkçen otası deyildi. Müşhidi erkeleti kötarı yürgen için müşhidi atası da Abu Hurayra da koyanlar. Nasabı? İmam-ı Tabari Farslardan idi. Fars yeriden idi. Tabristanlik. Şunun için Tabari olup tanıldı. Hani bu din fakat Araplar için kime geldi? Bu dinge halis hizmet kılarken kişinin milletin ahemiyeti yok. İmam Buhari bizden. İmam-ı Nevavi Arap. İmam-ı Tabari Fars. Abu Hanife Fars. Yani İslam dinide millette hiç kendi ahemiyeti yok. Arabın acamdan afzalligi yok. Meğer takva bilen dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fars bol şey karamazdan İmam-ı Tabari Arap dilini mükemmel surette bilgen. İmam-ı Tabari otasını koyuna dolguydu. Allah azze ve celle bu insanga ötkir zihin, küçlü hatıra, gayri oddiy qobiliyat berdi yodlashlikka. Va mana shu narsalarni otasi yoshligidan sezdi va mana shu narsaga qattiq e'tibor berdi. Shuning uchun birodarlar 7 yoshida Qur'on yodlab bo'ldi. 8 yoshida taravih namoziga o'tib, odamlarga imomlik qilar edi. Ovozi juda ham yoqimli, shirin edi. 9 yasharidan payg'ambarimizning hadislarini yozib, o'rganishlikni boshladi. Qarang, ota xaridor bo'lyapti-da. Bolangizning talantiga birinchi xaridor kim? Siz o'zingiz. Opa-dadalar, qaraylarda nevaralarning ichida shunaqalari bor. Axir mana ishladinglar, oilali, uyli jol unib o'stinglar, bir zurriyot qoldiryapsizlar. Endi ilmiy tomonga bir narsa qo'shib ketinglar, opa-dadalar. Mana shu mavchi 2000-yilda bu yerda tug'ilgan bo'ladimi-dek qaraylarda. O'shaqa talantlilar ko'p, chunki ichmasdan chehmasdan, qimor o'ynamasdan, xorom kalbasa cho'chqa yemasdan uylangan bolalar, ning bolalari endi 2010da Tevasda tug'ilganlarda qaranglar-da, undan ham zo'r bo'lyapti. Nimadir qilaylik, jon akalar. Yeb ichib ketavermasdan, uyqurib ketavermasdan. Bitta imomi Tabari edi, imom Buxoriy edi, qo'yib ketaylik. İmom-ı Tabari otasini rioyasida bo'ldi. Otasi u kishi farzandidagi qobiliyat iqtidorni ko'rgandan keyin shuni yo'ladi. Yo'ladi. Otasi tush ko'rdi. Tushida qarasa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldida o'g'li o'tiribdi. Oldida bir xoltachasi bor, ichida to'ldirib toshlar. Tushida ko'ryapti. Payg'ambarimiz oldida o'tirib olib, hali toshladim deb otib o'tiribdi. Ertaman uyg'ondida juda xursand bo'ldi. Tushlarini tabir qiladigan, tush ilmidan xabari bor odam oldiga kelib turib, tushini aytib berganida hali tabir qiluvchi aytdiki, o'g'ling katta bo'lib o'zining dinida nosih bo'ladi va Robbisining shariatida bilimdon bo'ladi dedi. Ehtimolki mana shu ko'rgan tushi o'g'lini shunday yo'lashiga sabab bo'lgandir. Shundan keyin otasi bolasini tamomiy ilm yo'liga burib qo'ydi. Tirishchilikda dunyo tashvishini birontasini bolasiga bildirmadi. Yeri bor edi, shu yeridan tushadigan mablag'ida falon qismini bolasiga atab qo'ydi. Safariga, yeyish ichishiga, ilm o'rganishiga, nima kerak bo'lsa ilm tomoniga burib qo'ydi. Keling, 4 ta o'g'lingiz bor. Shundan bittasi qandaydir iqtidori bor. Qolgan 3-tasi ishlab, bittasini o'qitsin. Otasini yo'lovini shu darajada bo'ldi. Demek yosh bolalarimizda mana shunday bir qobiliyati borligini ko'rsak, ularni ilm ko'chasiga turtib turishimiz kerak bo'ladi. Bunday qobiliyatli yosh bolani ilm talabida bo'lishga yordam berishlik kerak. Katta bir ilmiy darajalarga yetishiga ko'mak ko'rsatishlik kerak.
Birodarlar, mana shunday yoshlarni qo'llab-quvvatlashlik ba'zi bir masjidlarni qurishdan ko'ra afzalroq. Quduq kavlab suv chiqarib berishdan ko'ra afzalroq. Chunki ayrim masjidlarni ko'ramiz birodarlar, 3ta 4ta odam namoz o'qiydi farz namozida. Safda 3ta 4ta. Masjidlar katta-katta qilib qurilyapti. Shu masjidni yurgizadigan odamlarning yo'qligidan masjidlar quvullab turibdi. Shu masjidning ishini yurgizishlikka yaramaydigan, shu ahli ilm bo'lmagan, shu minbarda ahli bo'lmagan odamlar o'tiryapti, qavmni 3ga 4ga bo'lyapti. Akalar, mana shunday bir ilmni yoshlarda qo'llashlik kerak, savdogar akalar, ahli davlat birodarlar, mana shunday bir yoshlarni ilmiga biz ko'makchi bo'lishimiz kerak. İmam-ı Tabari balog'at yoshiga yetib, ilm safarini boshladi. O'zini yurtidagi katta-katta shahardagi olimlarning ilmini olib oldi va safarni boshladi. İmam-ı Tabari'ni ilm talabida qilgan safarini nima yo'xshatsa bo'ladi? Asalari uchib, guldan gulga qo'nib, asalini yiqqandaqa İmam-ı Tabari shaharlarni, katta-katta shaharlarni kezib, shu yurtdagi ulamolarning ilmlarini bitta-bitta to'pladi. Xuddi asalari guldan asalni to'plaganidek. İmam-ı Tabari Ro'yga keldi. U yerdagi ulamolarning ilm oldi, Bag'dodga bordi. Ana shu paytda Bag'dod ulkan ilmiy markazlardan bittasi edi. Zamonasining eng ulug' olimi İmam Ahmad ibn Hanbalni shahari. U kishini qas qilib keldi, lekin İmam-ı Tabari bu shaharga kelguniga qadar İmam Ahmad ibn Hanbal vafot etgan edi. 241-yilda. Shunday bo'lsa ham Iroqqa keldi, shu yerda ilm o'rgandi. Salim shahriga muqim bo'ldi. Shu yerdagi kishilardan ilm oldi, hadisni, fiqhni hamma mazhablarni o'rgandi. Qaraylarda biz o'zi bitta mazhabimizni bilib ola olmaymiz, ha? Bitta o'zimizni Hanafi mazhabimizni to'liq o'rgana olmaymiz. Toqatimiz yetmaydi, umrimiz sabr. Bu kishi to'rala mazhabni o'rganib chiqyapti. Fenomen emasmi shu narsa? Qarang, u davr ilm qanaqa yuksalgan davrida ulamolari ham shunga yarashada. İmam Tabari asosan ikkita narsada ko'zga ko'rindi. Ikkita asosiy ilmda bu Qur'on va tarix. Qur'on ilmlarini, tafsirni, qiroatni o'rgatar edi, yana fiqhni yaxshi o'rgangan edi. Ammo Qur'oniy ilmlarda boshqa ilmlardan ko'ra ko'proq ko'zga ko'ringan edi. Shofiy mazhabini o'rgandi, shu mazhabning kibor olimlaridan Imom Zafaroniydan o'rgandi. İmam Tabari Bag'dodga qaytib keldi va Bag'dodda odamlar orasida tanildi. Ahli ilmlar u kishining ilmini va fazilatini tan olishdi. Mana endi u kishining oldiga odamlar ilm o'rganishlikka keldi. 34 yoshida akalar Bag'doddagi jami masjidida kibor shayxlar qatorida o'tirib dars berardi. 34 yoshida. Bag'dodda o'tirib ilm o'rgangandan keyin u kishi Shomga ilm o'rgangani bordi. Chunki Shomda ham Bag'doddagidan kam bo'lmagan ilm bor edi. U yerga bordi, Qur'on rivoyatini o'rgandi, keyin Livanga safar qildi. Bayrutga, Imom Avzoning yurtiga. Undan keyin Misrga, Lays ibn Sa'dni vataniga safar qildi va mana shu yerda bu yurtlarda bo'lmagan ilmni oldi. Keyin yana Shomga qaytib keldi, 265-yilda Misrga yana safar qilib bordi. Ilm talabida bo'lgan mana shuncha safaridan keyin İmam Tabari o'zini vataniga qarab yurdi. Tabristonga, Forsga. Yo'lda to'xtadi, Bag'dodga va bir qancha kitoblarni yozdi, so'ngra yana o'zining yurtiga qarab chiqib ketdi. İmam Tabari Tabristondan chiqib ketayotganda boshqa odam edi. Endi shuncha yillik ilmiy safarlardan keyin qaytib kelgandan keyin boshqa odam edi. Tabriston ilm markazi emas edi. Shuning uchun uzoq tura olmadi bu yerda. Yana Bag'dodga qaytib keldi. Chunki aytayapmiz, ilm markazlarining kattasi Bag'dod edi. Shu yerda yashadi va qolgan umrini mana shu yerda yashab tugatdi. Kitoblar tasnif qildi, ummatga ulkan ilmiy merosni qoldirdi. Birodalar, ilmda bitta sohasida ko'zga ko'rinishlik ko'pchilikni qo'lidan keladi. Ammo ko'p ilmlarda hammasida birinchi bo'lishlik, peshqadam bo'lishlik faqatgina ulug' insonlarning qo'lidan keladigan ish. İmam Tabari mana shunday ulug' kishilardan edi. U kishi Qur'onda, tafsirda, tarixda, ibodatda, o'zining shaxsiyatini tavozunida zamonasidagi eng ko'zga ko'ringan kishilardan bo'ldi. U kishini qoldirgan eng katta asari İmom Tabariyning tafsiri hatto hozirgi kungacha musulmonlarning eng asosiy marjiyalaridan hisoblanadi. Inshaalloh İmom Tabari haqidagi darsni ertaga davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Asrarul uzama, ulularının sırları namlagan nabattaki dersimiz. Keçe, müfasırlarının imamı, tafsir ilminin bölümdeğine, imamı Tabari rahmetullahi aleyhi hakkında ders başlayan edik. Bugün inşallah devam etkizemiz. Bu ulu insanların hayatına dikkat bilen, nazar soruyduğun bulsak ne manı köremiz? Ularının hepsi ömrünü avvalıda ilim aldı, özlerdi ilimde cemledi. Ki bana şu bir malum bir hayatıdaki bir müddet ki yeniden ki şu ilimde adamlarına tarikattı. Demek 20-30 yaşar geçe ilim talabı da bulunadı. Şundan ki özde toplayan, cemleyen ilimle ümmetke bir işlik gereği buladı. İmam-ı Tabari hem bundan mustasna olmadı. Bana şu ömrünü avvalıda özünü yurtta, Tabristan'da, Fars yerlerinde, keyin Irak'da, Şam'da, Mısır'da ilim örgendi. Ve bana şu ilimlerde özde cemlegenden keyin Bağdat'a geldi. Vafat etkinliğe 310. Hicri yılı geçe adamlarına talim verdi. Demek uluğuluk yeteyle uçuşa sebeplerden bittesi iktidar, kabiliyet, talent. Ondan keyingisi unga bo'lgan raoya. Ondan keyin bir xos tarbiya. Ma'lum bir vaqt geçe ilim toplaştık. Ve ahirada mana şu toplagan narsasini taqdim qilishlik. İmam-ı Tabari İslami ilimlerinin ensiklopediyasiga aylangan edi. Shuning uchun u kishining ta'lifotlari, yozgan kitoblari juda ham katta bo'ldi. U kishini yana bir boshqalardan ajratib turadigan, o'ziga xos bo'lgan sifatlaridan aytmoqchi bo'lgan narsasini chiroyli tartibga keltira olar edi. Ba'zida bo'ladi, bir soat bir narsani o'qiysan, bir soat bir narsani eshitasan, hali gapni gapirgan odam yoki kitobni yozgan odam nima demoqchi bo'lganligini tushunmaysan. Albatta, aytayotgan so'zini, yozayotgan narsasini tartibga keltirib, aytmoqchi bo'lgan narsasini shunday bir chiroyli shaklga tartiblab kelib qo'yishlik, bu mana shu kishini ulug'ligiga dalolat qiladi va bunday kishidan biror bir narsani o'rganishlik ham oson bo'ladi. U kishining kitoblari. Tafsirut Tabari. Bu kitob Ümmet-i İslamiye'nin Kur'an tafsirlerinin içindeki en müteber, en asosiy kitablardan hisoblanadi. İmam-ı Tabari 86 yıl ömür gördü. Ve bana şu uzak ömür devamında buradalar şecaatı sönmedi, gayreti pasaymadı. Bana şu 86'ya kirgüçe kitap okudu, okuttu ve kitapları yazdı. Biz de 60'ya kirgüçe işleyimiz, ikiyim bu oldu. Hiç neyse bilendirmemiz yok, işimiz yok. Yok ki ona kalmaz. İlimde zorlayacağım şundaki 60'a kirgendeyim, 70'e kirgendeyim, yarım kiloluk kitap kötü alıysam. Doğru mu? Akıl pişken sarı, hayatı tecrübe köpeğen sarı, bana şu ilim mi? Adamla yetkizişlik, ondan bir kurasanı çıkarışlık, yaşları yakarıyken de köprü buladı karılarda. Karı bilgen de para bulmaz dedi. Yani bu karı, yani ilimli karı buladı yan olsa, tınmasından kitap okuyordu yan olsa bu kanaka zor karı buladı. O kişinin kitaplarından Tahzib al-Asar, hadis ilmiga oid bu kitobida İmom-i Tabari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisiga taalluqli bo'lgan hamma narsani jamlamoqchi bo'ldi, lekin u kishining umri yetmadi. Bu kitobini nihoyasiga yetishlikdan avval vafot etib ketdi. Demek birodarlar, İmom-i Tabari tarix ilmida peshvo, lug'at ilmida peshvo, hadis ilmida peshvo, tafsir ilmida, qiroatda musulmon ulamolarning peshvosi bo'lgan. Aytayapmiz, ensiklopediya bo'lgan deb. Bu yerda aytilayotgan ilmlardan bittasi hozirgi kunda bitta odamni qo'lida bo'lsa, bu odam juda ham ulug' odam bo'ladi. Lekin bular bitta o'zida mana shuncha bir ilmni jamlashgan. Mana shuncha ilm egasi bo'lgan, lekin ko'proq ko'zga ko'ringan ilmi bu tafsir bilan tarix ilmi edi. İmom-i Tabariyni harakatiga, mehnatiga va kitoblariga Alloh taolo qabuliyatni yozgan edi. Qarang, o'tganiga qancha yuz yillar o'tgan bo'lsa ham, hali-hali odamlarni qo'lida bu kitoblari. Hali-hali odamlarning tilida u kishining ismi. Bu Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga bergan beradigan narsa, qabuliyat. Odamlarning qalbiga yo'l ochiladi. Kamdan-kam odamlar mana shunday bir martabaga erishadi. Mana mana İmom-i Tabari davrida İmom-i Tabariga o'xshab kitob yozgan olimlar ham bo'lgan. Lekin nimaga ularning hammasining kitoblari qo'lma-qo'l bo'lib asrdan-asrga o'tib kelmadi? Hozir aytganimizdek, Alloh qabuliyatni yozgan odamlarda bo'ladi bunday narsa. İbn Huzayma aytadi. Bu sama ostida Tabariydan ko'ra bilimliroq kishini bilmayman. O'zi muhaddis olimlardan İbn Huzayma bilasizlar. İmom Zahabiy aytadi.
Abu Ja'far at-Tabari ulug'larining biri. Ulug' tasnifotlar egasi. Ishonchli, sodiq, hofiz va tafsir ilmida bosh edi. Fiqh, ijmoda va ixtilofda imom edi. Tarixda alloma, lug'at va qiroatda olim edi. Bu guvohlik birodarlar hozirgi 10 ta diplomdan yaxshi guvohlik. Çünkü bu güvahlığı bereken kişiler ümmetinin en keyifli görüngen alimleri. Onların bittesinin güvahlığı gözü 10 diplomda onu götürdü. İmam-ı Tabari'nin kitaplarından Camiul Bayan fi Ta'vili Ayetil Kur'an tafsir kitabı. Bu kitap köprak tafsir-i Tabari namı bile meşgul boyan. Buradalar bu tafsir tafsir ilmideki en peşva kitap sablanadı. Tafsir ilmini öğrengen ki adam var, İmam-ı Tabari'nin tafsirini okumasından ilacı yok. Sahih Buhari'ye, Sahih Muslim'ye, hani muhtaçımız hadis ilmide? Tafsir ilmide İmam-ı Tabari'ye bana şimdi muhtaç bulanadı. Cüde köp merta bu kitap çap etilgen, ilim bilen şuğullanan adam var ki, elbette öyle bu kişinin, bana şimdi İmam-ı Tabari'nin tafsiri turadı. Bu kişinin yanı bir kitabı, Tarihul Umam vel Muluk. Bu kitabı bana Tarihu Tabari nomi bilan mashhur bo'lgan. Ya'ni hozir aytganimizdek, tarix bilan shug'ullangan odam ham bu kitobdan o'zini behojat bilmaydi. Mana shu ikkita kitobi, Tafsiru Tabari va Tarihu Tabari tafsir va tarix ilmidagi musulmonlarning eng suyangan, ishongan marjiyalaridan, manbalardan hatto hozirgi kunimizgacha. Vazir Abbos ibn Hasan Imom Tabariga kishib yuborib bir iltimos qildi. Menga men fiqhda bilishim kerak bo'lgan bir munosib kitob yozib bersiz, muxtasar bo'lsa. Chunki birodarlar, xulosasi muxtasari qulay bo'ladi o'rganishlik. Tom-tom kitobni o'qigandan ko'ra. Shunda Imom Tabari shu kishiga Al-Hafif nomli kitob yozib berdi. Fiqh ilmidagi katta ulkan ma'lumotlarni kichkinagina kitobchaga qisqa muddatda jamlab berdi. Albatta bu kishining ilmiga dalolat qiladi. Albatta İmam Tabari'de bundan başka ham köp kitapları var idi. Hamasını ayet otursak vaktimiz köp getirdi. Hazır Hatip al-Baghdadi'nin bir sözünü keltiremen dikkat ettiriyorlar. Hatip al-Baghdadi'ye aytadı. Muhammed ibn Jarir at-Tabari 40 yıl mabaynida her günü 40 varaqdan yazgan. 40 yıl mabaynida her günü 40 varaqdan bir yazuğunu ilim marifatta yazgan. Netçi varaq var da öyleyseler. Salkam 600 ming. Salkam 600 ming. 584 ming varaq bo'lar ekan. Men hisoblab chiqdim, agar 400 varaqli kitob deb qaraladigan bo'lsa, 1460 ta kitob bo'lar ekan. Bir yilda 10 ta kitob o'qigan odam qo'l ko'tarib qo'ysin deyman. Yo'q. 2 yilda 10 ta kitob o'qigan odam qo'l ko'tarsin deyman. Yana yo'q. Qaraylar biz kimlarning haqida suhbat qilyapmiz. Mana bizga ibrat bo'lgan kimsalar. Bu kishi hali o'qib o'rgangandan tashqari 30 yoshini uyog'idan yozishni boshlagan desiz, 1460 ta kitob yozgan bo'lyapti. Endi ular ham humrijal va nahnurijal, ular ham erkak kishi bo'lganmiz, ham erkak kishimiz. Ular ham ilmli bo'lgan. Biz ham ilmimiz degan paytda mana shu narsalarni bir ko'z oldimizga keltiraylik. İlim, ulardagi ham ilim, bizdagi ham ilim degan narsamiz faqat so'zingizga o'xshayapti ilim degani. Demek 40 yıl mabaynida her günü 40 varadan yozgan ekan. Subhanallah. Yana bu kishining mana shuncha fazilatiga shogirdlarni ham qo'shib qo'ying. Qobiliyatli, iqtidorli talabalar, ular İmom-i Tabariydan uzoq yillar dars olishdi, ustozidan nimani eshitsa, o'tirib yozib o'tirishdi. Demek ulug'likning sabablaridan bo'lgan narsalar: iqtidor, talant, zakovat, rioya, umrni taqsim qilish, talabalar. Mana shularda hammasi İmom-i Tabariyning shaxsiyatida jamlaganlar. Mana Lays ibn Sa'dni o'qidik. Ulug' olim bo'lgan ekan, ulug' faqih bo'lgan ekan, Abu Hanifalardaqa, lekin shogirdi bo'lmagan ekan. Shuning uchun u kishining ilmi davom etmadi, o'zining zamonasida to'xtadi. Ammo İmom-i Tabariyda mana shu ulug'likni sabablarining hammasi bor. İmom-i Tabariyning zakovati. U kishi bir kechada bitta ilmni o'rganib chiqdi. O'zi haqida aytadi, ya'ni she'r vazinlardan bo'lgan aruzni Aruz vaznini. Mısır'a kelganimda Mısır ahlına ilimli kişiler hammasi kelib men bilan uchrashdi. Hammasi özü bilgen ilimde meni imtihon qilib gördü. Şularının qatorida bir kişi keldi de aruz haqida soradı. Şerni vazni haqida.
bu narsaga e'tibor bermagan ekanman, vaqtim bo'lmagan ekan, u kishiga ertaga javob aytaman sizga dedim deydi. Bir kechada bir ilmni o'rganib olish o'ylab ko'ring. Shu kecha Halil ibn Ahmadni Aruz haqidagi kitobini do'stimdan so'radim, olib kelib berdi. Kechasi bilan o'qib chiqdim. Kechasi bilan uxlamadim, tunni shu kitobni o'tkizdim. Bir kechada shu ilmni o'rganib chiqdi. O'zi haqida aytadi. Aruz degan narsadan xabarim yo'q edi. Kechqurun tong yotganda aruziy bo'lib uyg'ondim dedi. Ya'ni aruziy bo'lib odamlarga ro'bora bo'ldim dedi. Bir kechada bitta ilmni birodarlar o'rganib chiqishlik. Albatta bu imomi Tabariyni g'ayra oddiy zakovati, aqli fahmi borligiga dalolat qiladi. Bir kechada Alloh taolo bu kishiga mana shunday bir g'ayra oddiy zakovatni bergan edi. Iqtidorni bergan edi, qobiliyatni. Birodarlar, odam bolasi borki, unda qandaydir iqtidor, qobiliyat bor. Talant bizga tilda. Faqat u iqtidorini, talantini kashf qiladi kimdir? Kashf qilib yaxshi tomonga burib qoladi. Kimdir u narsa bilan ish olmaydi, ko'milib qolib ketadi shu iqtidori fosh bo'lmaydi. Bu kishilar iqtidorini bilgan va kerakli tomonga bura olgan. Abu Ja'far at-Tabari aytadi, o'zi haqida, mana Imom Tabari aytadi. Abu Kurayb'ning eshigi oldida ahli hadislar bilan birga keldim. Bu Abu Kurayb ahli hadis bo'lgan olimlardan edi. Juda ham tabiati injiq, ko'p ham odam suyvormaydigan, hammani o'zining majlisiga kirgizormaydigan, ko'p ham mana bizning tilda odam suymaydigan odam bo'ladi. Lekin olim, subhanalloh, tabiat ekanda. Tabiat ekan bir olim shunaqa bo'lar ekan. Bir xilgi olim bir ochiq, odamlar bilan muomalasi oson, yengil bo'lar. Bir xilgisi, lekin fitrat bu tabiat. Ya'ni bu kishidan ilm olish uchun birodarlar, talabalar ayrim o'rinda kimidir o'rtaga qo'yishga to'g'ri kelardi. Xolamasida. Shunaqa bo'ladi olimlar bilan muomala qilish. Imom Zarnojiyda Ta'limul Mutolimada aytadi, men aytaman shuni. U olim xolamaganda savol bermaysan deydi. Charchab turgan bo'lsa osilib olmaysan deydi. Etagiga osilmaysan, xolos yalanasan degani. Yalanib turishar edi. U kishi kichkina bir derazadan qarab turib, mendan yozib olgan narsalaringlar bor. Ko'p narsani yozib olgansizlar. Yodladinglarmi? Dedi. Talabalar bir-biriga qarab qolishdi. Shunda Imom Tabariyga qarab turib, siz yozdingizmi deydi. Ha, dedim, yozdim dedi. Yodladingizmi? Ha, yodladim. Mana odam yodlabdi, shu odamdan so'rang deydi. Derazadan turib Abu Kurayb so'radi. Nimani yodlading dedi. Endi 3-4 ta hadisni aytib bersa bo'ladi. Nimani yodlading dedi? Falon kuni falon narsani aytdingiz, yozdik. Palonchi kuni palon narsani aytdingiz, yozdik. U yodlagan narsasini emas, qaysi kuni nimani aytganigacha, nimani yozilganigacha aytib berdi. Yana bir qancha savollar so'radi, hammasiga javob berdi. Shunda Abu Kurayb, "Mash odam kirsin, qolganing kirishma" dedi. Yana shunday bir qaysar yoki bo'lmasa fe'li torroq olim ham Imom Tabariyni fazilatini, makonatini, qadrini bildi. Imom Tabariyni mana shunday bir martabaga yetishiga sabablardan yana bittasi u kishi o'zini vaqtini tartiblab qo'ygan edi. Biz bilasizlar birodarlar, vaqtimizda baraka yo'q. Hech narsaga ulgumayapmiz. Hunarimizga ham ulgumayapmiz, bozorimizga ham ulgumayapmiz, ilm o'qigani ham ulgumayapmiz, sog'ligimizga diqqat qilgani ham ulgumayapmiz. Bola-chaqa bilan o'tirib, bola-chaqaga tarbiya bergani ham oilaga ulgumayapmiz. Akalar, o'sha 24 soat, o'sha 24 soat. Imom Tabariy davridagi 24 soat hozir ham o'sha. Faqat bizda tartib yo'q. Tartibimiz yo'q. Albatta, vaqtini tartiblay bilishlik talabi ilmga ham muhim narsa, olimga ham. Bu kishi o'zini kunini chiroyli suratda tartibga keltirib bo'lib qo'ygan edi. Dars beradigan vaqti, bomdoddan keyin yozadigan vaqti, peshindan avvalgi qaylola vaqti, peshinni o'qigandan keyin asrgacha dars vaqti, asrni o'qiganidan keyin shomgacha talab ilmlarga Qur'ondan ilm beradi. Shomdan keyin xuftongacha masjidda fiqhdan dars beradi, fuqaholar bilan suhbatlashadi, xuftondan keyin uyiga ketadi, hech kim qabul qilmaydi. Nima uchun? Bezovta qilishmasligi uchun. Nimadan? Yana kitob yozishdan. Haqiqatan bu odamlarga Alloh taolo bir barakotam bergan ekan, sabr toqatam bergan ekan birodarlar. Yana shularga qo'shimcha har kuni qiladigan zikri duolari bor, ma'lum virt nimalari bor, Qur'onlari bor. Ibn Kamil aytadi, o'zi uchun
dini üçün ve haloyiqning foydasi üçün özünün kününü çırali taksim kıyan idi. Ağanı semirip götürsel bir yügülsüz bom damla vaxtı olma yaptı da deydi. Eğer vaxtı buluşunu küsün o vaxt çıkarsan sen de bomiydi. Oğul kadın bakan bu sen. Akeler tartıkı kertirse cüde köpnerse ülgeyimiz. İmam-ı Tabari'nin ahlakı. O kişinin güzel ahlakı adamlarga o kişinin mahbubu genidi. Alimlerge hem, talib ilimlerge hem. Onun şagirdlerden bir aytadı. Abu Cafer'nin kalbi hem, zahir hem çıralıydı. Hem sohbetlerge çıralı muamelaliydi. Onların hal ahvalını sorup, soruşturup durarken insanıydı. O kişi İslami adabda özde cemle genidi. Yürüyüşü de türüşü de, yiyişi de içişi de, oturuşu da okulaşı da. Hatta o kişi özü bilen husumatlaşıp durgen kişilerge nisbeten hem çıralı muamele kılardı. Bana Davud İbn Ali az-Zahiri, Zahirilerden. Bir mecliste İmam-ı Tabari bilen bahs kıp kaldı. Münazara iki zaman yani özünün fikrini aitip ortada bir bahs var. Fikirler harika. Şunda Davud Zahiri'de şagirdlerden biri turdu da İmam-ı Tabari'ye kopal yapır vardı. İmam-ı Tabari inlemede turup çıkıp gitti. Bordi uyga bir necha kundan keyin kitobni oldi, qo'liga qalamni oldida, mana shu Davud Zohiriyga raddiya qilib bir kitob yozdi. 100 varaq narsani yozdi. Shu kitobni yozib tugatib bo'lganidan keyin Davud Zohiriyni vafot etganligini xabar keldi. O'tib ketdi endi hali odam. Mana meni raddiyam deb aqib chiqib o'qitsa odamlarga 100 varaq narsani yozgan, mehnat qilgan. Davud Zohiriyda o'lganligini xabarni eshitgandan keyin haligi narsani yuz varaqni yirtib tashladi. Keyin mana shu Davud Zohiriyni uyiga borib, uni farzandlarini oldida, ahlini oldida Davud Zohiriyni chiroyli so'zlar bilan maqtab, ularga taskin berdi qalbiga. Hatto ma'lumki Davud Zohiriyni o'g'li Muhammad ibn Davud otasidan keyin Imom Tabariyga bir tana ma'lumotlarni qilmoqchi bo'lib turgan odam edi. Ammo otasiga qilgan bo'yicha chiroyli ma'lumotlardan keyin bu kishi ham tana ma'lumotini qo'ydi. Ko'ring, husumatçısı bilen İmam-ı Tabari'ni bulurken hulku muamelesini. Yani bana şimdi bir güzel ahlak ya, zahidliğini, amanatdarlığını, iffetini, sıdkı niyetini koşup koyun. İmam-ı Tabari haramdan cüda katlık parhez kılardı. Şubhali oranlardan uzakıdı. Dünyanın hayi havasına verilmeyen idi. Tırışçılığını mı bilen idi? Otasından koyan yer barıdı. Şu yerden keladigen daramat bilen tırışçılığını ötküzerdi. Hayattaki az gene narsa bilen kifoyalanardı. Hoya havasga berilmagan edi. Podshohlardan, amirlardan, hokimlardan keladigan hadiyalarni, atoyotlarni qabul qilmas edi. Imom Suyuti o'zini Tabaqatul Mufassirinda shunday deydi. Imom Abu Ja'far At-Tabari mufassirlarning mutloq boshlig'i. Imomlarning biri. Uning asridagi biron kishi u jamlagan ilmlarini o'zida jamlay olmadi. Allohning kitobining hofizi, ma'nolarining bilimdoni, Kur'an ahkamlarının fakihi, sünnet ve onun yollarını, sahihini, sakimini, nasihini, mansuhini alımı, sahabalar ve tabiyenler ahvalının bilimdanı, adamlarının tarihi ve onların haberlerinin alımıydı. Buranda ilim kaldı mı? İslami ilimlerde burantası kaldı mı aytılmazdan? İslami ilimlerini diğerli hammasını okuburgen gel, alım adamıydı. Fenomen bize tıldı etken de. İmam-ı Nevai aytadı. İmam-ı Tabari'de hiç kim tasnif kıla olmaganligiga ümmet icma kıyan. Yani bütün ümmet-i İslamiye İmam-ı Tabari'de hiç kim kitap yazamagan deb ittifak kıyan. Mana, buradalar, berilgan baho. Hatib ul-Bag'dodiy aytadi, İmam-ı Tabari ulamalarının peşvalarından biri edi. Onun sözü bilen hüküm kılınar, fazlı ve marifati sebepli onun rayiga qaytilar edi. İmam-ı Tabari Müslüman ulamalı arasında hamma uchun ibrat bo'lgan g'ayri oddiy inson edi. U kishi o'zining shaxsiyatida barcha yaxshi sifatlarni jamladi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga mana shu kishilarning hayotini o'qib eshitdik, ibrat olishni tavfiqini bersin. Duo qilaylik, bolalarimizdan, nabiralarimizdan mana shunday bir ulug' insonlar yetishib chiqsin. Albatta bu narsa bizning qo'limizdan keladi. Sababini qilamiz, Allohga duo qilib so'raymiz. İnşallah mana shunday insonlar yetib chiqadi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.